Evet arkadaşlar, Gündüz Medya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Gündüz Medya YouTube kanalının CEO'su, ayrıca sahibiyim. Şaka bir yana arkadaşlar, bugün Hero Duet marka motosikletin yakıt tüketimine bakacağız. Video çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Benzinliğe gideceğim, tribi sıfırlayacağım. Zaten benzin ışığımız yanıp sönüyor. Depomuzu fırlayacağız. Artık 110 mu olur, 120 mi olur, 100 kilometre mi olur? Sonra fullleyeceğim. Kilometre başına kaç kuruş yakmış? Buna birlikte bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz taşıt tanıma sistemi var. Şarjdan alıyoruz benzinliği, benzinlerimizi, yakıtları. Ondan sonra video çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar, dediğim gibi. Çok konuşur muyum bilmiyorum. Denk gelirse konuşurum. Böyle ara ara kayıtlar açarım. Yakıt tüketimimize bakarız arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Benzinlikten devam ederiz. Benzinliğe geldik arkadaşlar. Şöyle bir taşıt tanıma istasyonuna yaklaşmamız lazım. TTS. Arkadaşlar çok rüzgar var. Şöyle kontağımızı açalım. İbremiz selamlıyor. Hemen basıyorum arkadaşlar. 4 litre yakın benzin aldı. Trivimiz sıfırlandı. 15.341. Bu ortalama 90 olur, 100 olur, 120 olur bilmiyorum. Artık benzin alma durumumuza göre gelip tekrardan fullleyip bakacağız. Çok pis motor. Evet arkadaşlar, 21 kilometre oldu. Devam ediyoruz çalışmaya. Bugün 100 kilometreyi dolduramayabiliriz arkadaşlar. Mesaim bitebilir. Demin de söyledim arkadaşlar, bugün mesai bitebilir ama hani motoru sadece ben kullandığım için tribi sıfırlamayacağım. Yarın bu tripten devam edeceğiz, yani değişen bir şey yok. Tabii öyle bir durum olursa, bugün 100 kilometreyi görürsek zaten akşamına gider alırım. Havada yavaş yavaş kararmaya başladı. Bir ışıktan çıkıyorsun diğer ışık, böyle bir şey yok ya. Ah, yeşil yandı. Arkadaşlar hava karardı. Zaten gece çekimleri fazla anlaşılmıyor. Gündüz, yarın gündüz çekimlere devam edeceğim. Kilometre bize soracak olursanız 50 kilometre yol yapmışız arkadaşlar. 50 kilometre yol yaptık. Ufak tefek çekimlerimiz oldu. Bir 50 kilometre de yarın yaparım. Zaten motoru dediğim gibi sadece ben kullanıyorum. Hani 15.392 arttaki orijinal kilometreden de kontrol edebilirsiniz hile olmadığı için. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu çok uzun olsun istemediğim için gece çekimi yapmayacağım. Hani gündüz yine çekerim. İzlemek isteyenler izler gezdiğim yerleri. Onun harici sadece yakıt tüketimini merak ediyorsanız arkadaşlar, videonun son dakikalarına falan bakabilirsiniz. Yani hiç buraları izlemenize gerek yok. Hani izleyip de prim kasmak istemiyorum yani. Sizi zorla izletmek zorunda değilim. Dediğim gibi sadece yakıt tüketimini öğrenmek isteyenler videonun sonuna da gidebilir. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Geçen yorumlarda birisi yazmış, hangi bir videonun olduğunu bilmiyorum. Sadece arkadaşlar diyorsun, başka bir şey demiyorsun diye. Doğrudur, alışkanlık yapmışım. Farkında olmadan kullandığım bir kelime. O yüzden bir şey diyemem.
arkadaşlar, bu motorun şeyi bozuktu. Kilometre teli bozuktu, kopmuştu. Geçen servis geldi, Eron'un servisi. Onu değiştirdik. Şu an kilometremiz sayıyor, tribimiz sayıyor. Her şeyimiz sayıyor. Hızımı göremiyordum, şimdi hızımı da görebiliyorum. Güzel yani, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün yeni bir gündeyiz. Dün de kaldı, bugüne geçtik. 90 kilometre yol yaptım bugün. 10 kilometre, 20 kilometre geçtikten sonra tekrardan fulledim. Damacanamız var. Arkadaşlar, bu yakıt testini, ne kadar yakıyor muhabbetini motoru şehir içinde kullanarak yapıyorum. Yani şehir içinde kasepet var, sepet dolu eşyalar falan filan. Bunu şehir içinde yaptığım için ona göre değerlendirirsiniz. Yeri geliyor böyle 70-80 basıyoruz. Yeri geliyor 40 falan filan. Şekil şukul. Dediğim gibi arkadaşlar, 90 kilometre yol yapmışız. Böyle ufak ufak size gösteririm parça parça. Ondan sonra gideriz, yakıtımızı alırız, fulleriz, bakarız. Abi ne olursa olsun bir Honda değil. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben Activa da kullandım ama ya Activa S olamıyor gerçekten. Malzeme kalitesi falan çok iyi değil arkadaşlar. Şöyle telefonla çektiğim için gazı böyle veriyoruz. Malzeme kalitesi çok iyi değil açıkçası. Honda olamıyor yani. Arızası marızası çok oluyor arkadaşlar motorun. Bir de arkadaşlar, bu namussuz motorlarda ayağımızı uzatacağımız yer yok. Ben arkadaki sepeti geriye itip ayağımı anca böyle uzatabiliyorum. Koruma demirine koyarak. Ya bizim için sıkıntı. Klasik scooter, kurye motoru sorunsalı. Gidon şey oluyor, oynuyor. Tank sniper mıydı, neydi öyle bir şeydi. Arkadaşlar 99.8 99.9 olduk arkadaşlar. Birazdan 100 oluruz. 100 kilometre olduk arkadaşlar. Ama ne yazık ki şel yok. Mecburen 100 kilometreyi biraz geçeceğiz tabii. Bizim keyifler yine yerinde, takılıyoruz. 100 kilometre geçtik arkadaşlar. Şimdi bir tarafa doğru şel benzinlik buldu. Ben de bir tarafa yapacağım. Hep beraber göreceğiz kaç kilometre yakmış. Çok rüzgarlı olduğu için sesim gelmeyebilir arkadaşlar. Trend yolcular da bu aralar iyi kazanıyorlar ha, maşallah. Evet sayın değerli Gündüz Medya takipçileri, videomuza Shell benzin istasyonundan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet gençler, hava çok rüzgarlı. Benzinliğe doğru gidiyoruz. Kaldı 3 diş. 2 diş benzinimiz azaldı arkadaşlar. Sesim gelmiyor olabilir. 115 km yol yapmışız. Benzinlik aşağıda. Benzinliğe doğru gidiyoruz. Motor boşta tabii. Saldım aşağı doğru. Eğer videoyu ileri alıp izlemediyseniz, yani şu ana kadar kesintisiz izlediyseniz, motor sizce kaç litre yakmıştır? Yani 115 km yol yapmışız. Kaç litre yakmış olabilir? Kaç litre benzin alacak? Yani kilometrede ne kadar yakmış olabilir? Bir tahmin edin.
yorumlara. Bakalım tutacak mı, tutmayacak mı? Zaten fazla uzatmayacağım. Benzin aldıktan sonra hemen Google'dan hesap yapılabiliyor. Google'dan hesaplayacağız birlikte. Bir de arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kanala abone olmak isterseniz tabii ki de olabilirsiniz. Benim için çok faydalı olur. Kanal gelişir. Yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Bir de bu motorun incelemesini istiyorsanız arkadaşlar, öyle bir niyetim yok gibi de bilmiyorum, olabilir. Çekebilirim. Benzinliğe geldik arkadaşlar, biliyorsunuz depoyu burada fullemiştik. Zaten zam yok, bir şey yok, aynı fiyatlar. Ne kadar diyor? Kurşunsuz. 7 lira 78 kuruş, 75 kuruş. Hemen taşıt tanımaya yaklaşıyorum arkadaşlar. Tekrardan fulleyelim depomuzu. Buradan almıştık. Yine burada duruyorum. Bastırıyoruz. Açıldı. Arkadaşlar 19 lira 61 kuruş TL doldu. 2.53 litreye doldu motor. Hemen telefonu açıyoruz arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Şöyle yakıt tüketimi hesapla kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada yakıt kat edilen mesafeye göre diyoruz. Yakıt 19 değil, direkt 20 lira diyoruz arkadaşlar. Kat edilen mesafemiz zaten burada 115-116 kilometre. 6 kilometre diyoruz arkadaşlar. Hesaplaya bastığımızda 17 kuruş çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Motor arkadaşlar ortalama 20 kuruş. 17-20 kuruş arası yakmaktadır. Çok gitmeyen bir motor zaten. Şöyle netleştireyim. Sonuç olarak dediğim gibi arkadaşlar ortalama 20 kuruş yakmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gündüz Medya YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.